Bahar yorgunluğu bir hastalık mıdır? Bahar yorgunluğu kış ayından çıktıktan sonra bazı kişilerde beslenme bozukluğu, hareketlerin yeterli olmaması, stres kontrolünün yeterli yapılamaması nedeniyle ortaya çıkan işlevsizlik halidir. Bize gelen hastalarda diyorlar ki doktora gitmeme rağmen ağrılarım hiç geçmiyor, yataktan kalkmak istemiyorum, çabuk yoruluyorum eskisine göre. Eskiden 5-10 saat dikkatimi toplayabildiğim şeyi ancak 1 saat, yarım saat toplayabiliyorum. B12 eksikliği bizde unutkanlık, dalgınlık, çabuk yorulma gibi zihinsel performansımızı etkileyecek bir takım sıkıntılar getirir. Enerjinin tükendiğini gösterir belirtiler en fazla. Bahar yorgunluğundaki belirtiler insanların yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiler. Mutlaka bir doktora başvurması gerekir. Önce bir takım tetkikler, incelemeler, fizik muayene ve bir takım duygusal belirtileri gösteren bir takım anketler uygularlar. Uyguladıkları testler ve incelemelerden sonra bazen birden fazla hastalık beraberinde görülür. Bunların hepsinin yakından takibi gerekmektedir. Bahar yorgunluğu mu, kronik yorgunluk mu, depresyon mu? Bahar yorgunluğu bir dönem hastalığıdır. Kronik yorgunluk tekrar edebilir, süregen bir rahatsızlıktır. Depresyonsa bir alt yapısı olan psikolojik bir rahatsızlıktır. Baharda intihar olayları niçin artar? 1992-2003 yılları arasındaki 14 bin intiharın ortak bir takım özellikleri var. Niye intihar oluyor? Doktor gördüğü zaman kansızlık diye düşünüyor. Kontrole çağırmıyor. Kansızlık hani geçer normalde. Kansızlık için veren tedavi geçmediği için giderek kötüleşiyor hasta. Bahar depresyonu önemsenmek durumunda. Kronik yorgunluk işsizliğe sebep olur mu? Kronik yorgunlukta olan kişiler bir çaresizlik içerisindedirler. Çaba göstermelerine rağmen bir kısır döngü içerisinde fiziksel yorgunlukları, zihinsel yorgunlukları giderek artar. Önerilen tedaviler kolay işe yaramaz. Ve kendilerine bu konuda çaresiz hissettikleri için hayata karşı olduğu kadar işe karşı da isteksiz olurlar. İş artık onların hayatlarında önemsiz bir hale gelir. Ve genellikle iş hayatında da iletişimle ilgili de çok ciddi sorunlar yaşarlar. Eğer fark edilirse bu tip belirtili olan kişiler daha az iş gücü kaybı, daha fazla verimlilik, insanların yaşam kalitelerinde artış rahatlıkla sağlanabileceğini düşünüyorum. Antidepresan ve antibiyotik ilaçlar yorgunluğu tetikler mi? Kronik yorgunluğu olan kişilerde antidepresan kullanımı özellikle ayrıca bir bu tip belirtileri ortaya çıkaran bir durum. Antibiyotik için de aynı şey geçerli. Yorgunluğun çözümünde amino asitlerin rolü nedir? Yorgunluğun kısır döngüsünde beslenme, hareketlilik, stres kontrolü çok önemli. Beslenmede esansiyel özellikle amino asitlerin yeterince alınması, metabolizmamızın hızlandıracak doğru bir beslenmenin yapılmasında amino asitler son derece önemlidir. L-karnitin vücudumuzda, hücrelerimizde mitokondri adını verdiğimiz enerjinin kullanımıyla ilgili olan bölgede enerjinin taşınmasında rol olan en önemli amino asittir. L-arginin özellikle büyüme hormonumuzla ilgili tetikleyici önemli görevleri vardır. Bizim vücudumuzda işlevlerimizin yapılabilmesi için gerekli olan hormonlar da gerekli olan iletişim elemanlarında nörotransmitter dediğimiz bunlarda da L-tirozin, L-lizin gibi amino asitler, L-glutamin gibi amino asitler son derece önemlidir. Özellikle bağışıklığımızın devamında ve bağırsak hücrelerimizin yenilenmesinde bu amino asitlerin yeterince alınması gerekmektedir.